Mutlu akşamlar efendim. Bir özel röportaj yayınımıza daha hoş geldiniz. Başkent Ankara'dayız. Başkent Ankara, Türkiye'nin tamamına değen, dokunan konuların, önemli mevzuların, başlıklarının olduğu bir kent. Aynı zamanda da bu faaliyetlerin işlendiği bir kent, icra edildiği bir kent. Isımız, ışığımız diyeyim kabaca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bize değen taraflarını, işte ısımızı, ışığımızı, enerjimizi yürüten, idare eden bakanlığın başındaki isimle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'la birlikteyiz bu akşam. Bu özel röportaj yayınımızda hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Enerjiyi konuşacağız ama aynı zamanda siyasetçi kimliğiniz önce biraz siyaset diyelim izninizle. Hatta ondan da önce en sıcağıyla başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Somali'de. Somali ile hayli yakından ilgilendiğimizi biliyoruz. Yani oraya hayli miktarda yatırımlar var. Fakat Türk heyetinin bulunduğu bir otele de El-Kaide bağlantılı Eşşebap bir terör saldırısı düzenliyor. Bunun arkasında ne arayalım, ne bulmaya çalışalım? Tabii ilk yapılan açıklamalarla öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakan arkadaşlarımızla beraber heyette bulunan bütün arkadaşlarımıza. Hedef çok açık ve belli. Türkiye terörün yalnızca kendi ülkesindeki olana değil, uluslararası arenadaki bütün terör eylemlerine karşı olduğunu çok açık bir dille ifade etti. Tavrını koydu ve yıllardan beri bunun acısını çeken bir ülke olduğunu söyledi. Bu söze rağbet edenler oldu, seyredenler oldu. Ama özellikle son zamanlardaki gelişmelerle teröre karşı ortak paydada bir genel bir tavır alınmadığı takdirde her ülkenin başına bu tarz hareketlerin gelebileceği çok açıkça görüldü. En son Paris'teki hadisenin aslında insanlık adına da çok düşündürücü yanları var. Suriye'de binlerce çocuk öldü. Masumdular, günahsızdılar. Hiçbir bu manada hiçbir şekilde yorumlanamayacak kadar günahsız ve kusursuzdular. Ama onlara sesimiz çıkmadı dünya olarak. Türkiye orada da aynı şekilde net bir ifade kullandı. Kadınlar öldürüldü. Orada masum insanlar öldürüldü. 300 bin insandan bahsettik. Bir çırpıda ne kadar kolay değil mi? 300 bin. Söylemesi kolay. Söylemesi kolay ama 12 kişinin için düzenlenen Avrupa'daki gösterinin binlerce katı yapılabiliyor olması lazımdı. Şimdi bugün Somali'deki hedef aslında bütün bunları haykıran Türkiye'ye karşı yapılan bir saldırıdır. Neden Somali'de ve neden şimdi? Tabii özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretine denk getirildiği çok açık. Bunların bütün yönleriyle beraber önümüzdeki günlerde tabii ki kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın terörün rengi olmaz, terörün dini olmaz. Terör nereden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle gelirse gelsin, makul olamaz, olmaz demesi bence burada kendileri için bir tahrik noktası oluşmuş olabilir. Buradan şunu da anlayalım mı? Türkiye El-Kaide için bir hedef mi artık? Bunu söylemem, öncelikli olarak söylemem erken olabilir. Ama biz terörden çok çekmiş. Yalnızca parasından değil, o ekonomi belki de en son yakalanı ama Türkiye'nin kalkınmasına önemli bir şekilde mani olabilecek noktaları yakalamış ve birçok vatandaşımızı şehit etmiş ve kaybetmiş bir ülkeyiz. O yüzden bununla alakalı bizim söylediklerimizin farklı noktalara çekilmeden yalnızca terörle alakalı olduğunun bilinmesi lazım. Peki biraz iç siyaset diyelim mi? Tabii. Hatta birkaç akşam öncesine bağlayalım. Şimdi 4 eski bakan için mecliste bir oylama yapıldı. Ayrıntısına girmiyorum. Fire diye tabir edilen, yani evet AK Partili bu 4 eski bakan Yüce Divan'a gitsin diyen AK Partili milletvekilleri gördük. Buna kabaca fire diyoruz. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin dedi ki bu fireler bakara makara işte 700 bin TL'lik saat işine bir tepkiydi dedi. Böyle yorumladı. Siz ne dersiniz bu fire olarak tarif edilen, tabir edilen durum? Şimdi
Bu demokratik bir süreç, hukuki bir süreç. Konu tamamen hukuki bazda el alındı. Yani komisyonlar kuruldu. Bu komisyonun kurulmasını isteyen yine bizim hükümetimiz, AK Parti'miz. Ve bununla alakalı komisyon çalışmalarını yaptı. Yani çok detaylarına girmeyelim ve bir nihai kararını açıkladı. Bu karar araştırıldı, okundu, bakıldı. Herkes kanaatlerini bu hukuki süreçte Türkiye konjonktürünü de dikkate alarak bir karar verdi. Şimdi bu parti açısından baktığımızda AK Parti'nin bir grup kararı almadığının ve anayasaya karşı yüklendiği görevin yerine getirilmesiyle alakalı bir süreç olarak tercüme etmek lazım. Ama tersinden muhalefet partilerinde herkes zekpare oy verdi diyorsak o zaman burada da bir grup kararından bahsedebiliriz. Bu özgün kendi haliyle alınmış bir karardır. Her milletvekilinin kendi haliyle beraber almış olduğu karardır. Ama bu kararda tabii ki Türkiye'nin genel siyasi yapısını dikkate alanlarla belki onu ikinci plana koyanlar arasında oylama farkı olmuş olabilir. Ama biz bunu hele yani ben de yakıştıramadığım bir şekilde milletvekili arkadaşlarımızın o tür ithamlarını ne parti içi demokrasiyle ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'daki anlayışımıza bağdaştırabiliriz. AK Partili Tayyar ve Metinler'in hainlik ifadesi mi? Tabii o ifade yanlış bir ifadedir. Kullanılmaması gereken bir ifadedir. Bence yani kasten söylememişlerse bile sehven söylenmiş bir hatadır. İlle de bu oyu vermeyenlere karşı bu tarz bir ithamın yapılmış olması doğru değildir. Ama Türkiye'nin istikrarına karşı yapılan bir hareket midir? Yoksa ön plana çıkartılacak olan başka bir kavram mıdır? Eğer bunun üzerinde tartışma yapılacaksa uzunca konuşulabilir bunlar. Bugün bir gazete şöyle dedi. Bu fire oyları Erdoğan'a karşı bir güç gösterisidir. İşte efendim Abdullah Gül'e yakın 3 dönemi biten vekillerin tavrıdır, tepkisidir. Ne dersiniz böyle bir durum olabilir? Şimdi AK Parti içerisindeki gelişen her olayın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gelişen her olayın içerisinden kendilerine bir hak devşirmeye çalışanlar, bir nemalanmaya çalışanların genel bir refleksidir diye düşünüyorum bu. AK Parti hangi oyu veriyor olursa olsun, başta ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne de bir başka kişiye karşı, AK Parti içerisindeki bir başka kişiye karşı yapılmış bir hareket değildir bunlar. Bunu böylesine tercüme etmek yanlıştır. Fitne çıkartmaya dönük hareketlerdir. Neredeyse insanlar yani hangi eylemde olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun aynı kitabı okurken bile farklı yorumlar yapabilirler. Niçin biz bunu normal karşılamıyoruz da onu başka noktalara çekme ihtiyacı hissediyoruz? Ben şunu özellikle söylemek isterim. Özellikle muhalefetten arkadaşlarımıza, bir kısım basın yayın organlarına, özellikle paralel yapıya. Buradan ekmek çıkmaz. Gerçekten ekmek çıkmaz. Bir başkasının olmazı üzerine kendini olgularını bina edenler dünya siyaset tarihinde hiçbir zaman başarılı olamamışlardır. Varsa bir şeyiniz ortaya koyarsınız, bir işin nasıl olmayacağını değil, nasıl olacağını tarif edersiniz. Ondan sonra eğer oylarda size doğru geliyorsa demek ki rağbet görüyorsunuz demektir. Peki efendim. Ama başkasının herhangi bir ayrılık noktası gibi görülen noktadan nemalanırsanız bu doğru olmaz. Dediğim gibi bu bir zenginlik olarak görüyorum. Sayın Başbakan o oturumda, oylamada neden yoktu veya işte yurt dışı seyahati başka bir tarihe ayarlanamaz mıydı? Başbakan o oturumda olsa farklı sonuçlar çıkabilir miydi gibi de kulislerde konuşulan sorular var. Şöyle önceden programlandığını biliyorum ben. Yoksa Sayın Başbakanımız tabii ki böylesine bir oylamada, önemli bir oylamada burada bulunmak isteyecekti. Mutlaka bu böyledir. Bunun aksi düşünülemez. Çünkü biz bakanlar kurulunda tabii ki bu konuyu gündeme aldığımızda bu konunun Türkiye siyaset tarihi için önemli bir konu olduğunu, bu hem bakanlar kurulunun hem partilerin, iktidar muhalefet bütün MYK'larının, MKYK'larının yani bütün hepsini ilgilendiren bir konudur.
Biz bu manada herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı, özellikle AK Parti'nin sürdürülebilir istikrarından alınan güçle beraber ben şahsen bunu tahmin ediyordum. Bu sonucu. Yüce Divan'a gönderilmeyeceği sonucunu tahmin ediyordum. Ama biz bu manada herhangi bir grup toplantısı yapmadık. Herhangi bir grup kararı almadık. Bütün milletvekili arkadaşlarımızın bu olayı kendi özgün dilleriyle beraber, ister Sayın Şahin'in yorumlarıyla beraber olsun, ister başka bir gerekçeyle olsun, böyle bir karar vermelerinin daha doğru olacağına kanaat getirdik. Ama Sayın Başbakanımız önceden programlanmamış bu konusu olsaydı tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Olsaydı da sonuç değişmezdi. Yine böyle bir sonuç çıkartıyoruz. Zannediyorum. Paralel yapı dediniz. Programı çalışırken şöyle bir şeyle de karşılaştık. Yani bu dinlemeler, tapeler meselesinde işte Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan'dan bahsediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Genelkurmay MİT ve sonra en çok dinlenen sizsiniz ve daha doğrusu bakanlığınız. Hatta geçenlerde şey dediniz, dinleme üstüne dönüşmüşüz. Neden siz ve bakanlığınız? Tabii bunun ismimden kaynaklanmadığını çok açıklıkla söyleyebilirim. Ama Enerji Bakanlığı hem stratejik hem uluslararası ilişkilerden arındırılamayacak kadar büyük projelere imza atan ve bunu şeffaflıkla, belli bir dürüstlük anlayışıyla yapmaya çalışan bir bakanlıktır. Her hükümet döneminde Enerji Bakanlıkları önemli olmuştur. Ama bizim önemimiz orada çok para dönmesinden kaynaklanmıyor, bizim verdiğimiz önem. Şimdi bu bir suç ve itham olarak bu bakanlığa döndürülmemesi lazım. Biz daha çok para harcamaya, daha çok bütçe kullanmaya çalışan bir bakanlığız. Ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı, ilgili ve ilişkili bütün piyasa oyuncularıyla beraber kullandığı portföy 195 milyar TL'lik bir portföydür. 5000'e yakın ihale yapılmaktadır yılda. 4985 tane, 5000 tane. Bunun %1'inde inşallah bütün arkadaşlarıma talimatımız çok açık ve nettir. Kasten yapmazlar ama sehven hata olsa %1'inde 50 adet ihale yapar bu. Şükürler olsun biz başımız dik, alnımız ak bir şekilde işlerimize devam ediyoruz. Allah muhafaza etsin hem nefsimizden hem de iftiralardan. Ancak işin bu kısmında herhangi bir yolsuzluk, yoksulluk, herhangi bir sıkıntı var mıdır diye dinleme ihtiyacı hissediyorlarsa en masum haliyle söylüyorum. Bu yetki o paralel yapının yetkisi değil. Kusura bakmasınlar yani itham ettikleri kişilerin kendilerinden daha dürüst insanlar değiller. Ama eğer siz bunu uluslararası ilişkiler adına, bir stratejik yaklaşım adına kim nerede ne yapıyor öğrenmek istiyorsanız bu çok daha facia bir durum. Tam onu soracağım Sayın Bakan. Bize şunu söyleyebilir misiniz? Artık üzerinden işte bir küsür sene geçti. Biz yani Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı olarak misal olsun diye söylüyorum. Rusya ile şöyle bir anlaşma veya Kuzey Irak'la işte bir doğalgaz anlaşması yapacaktık ki tam da bu yani Türkiye lehine çıkacak ama başkalarının, başka ülkelerin, başka dış dengelerin aleyhine olacak bir iş nedeniyle bu tür bir dinlemeye veya bu tür bir operasyona operasyon yapıldı diyebileceğiniz somut bir şey var mı? Bir gelişme, bir anlaşma. Şimdi bizim bütün projelerimiz son derece somut ve elle tutulur projelerdir. Ve stratejik. Ve stratejik. Bir işi yapmışsanız görünür, yapmamışsanız yoktur. Bu kadar net. Ve Türkiye en büyük blok projelerini enerji sektöründe hazırlamıştır. 22 milyar dolarlık bir projeyi 10 yıllık hazırlık ve inşaat, 15 yıllık alım garantili ve 60 yıllık işletme dediğimizde bir asırlık adı üzerinde değil. Ya asırlık proje falan deriz ya. Yani protokol gereği, sözleşme gereği, anlaşma gereği de neredeyse 100 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Tabii ki bunun birçok yönü, birçok faktörü var. Bizim Rusya Federasyonu'yla yapacağımız, kurgulayacağımız ilişkiye kusura bakmasınlar. Halkımızın oylarıyla seçilen hükümet karar verir buna. Bir başkasının bu kararı etkilemesi doğru olmaz, söz konusu olmaz. Biz de bunu kabul etmeyiz.
en son Türk akımında, Güney akımın iptaliyle alakalı Sayın Putin'in Türkiye ziyaretine geldiğinde burada dünyada yankı uyandıran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci sırada haber olarak yayınlanan, birçok ülkede birinci sırada yayınlanan bir konu geçti. Güney akımın iptaliyle alakalı. Bu yalnızca teknik bir konu değil, tam tersi çoğunlukla siyasi bir konuydu. Peki bu siyasi konuda Türkiye eksen mi değiştiriyor? Acaba NATO'dan çıktı, AB'den yönünü tamamen Rusya'ya çevirdi, hatta Şangay altılısına mı katıldı gibi yorumlar yapıldı. Hatta Sayın Putin, Sayın Erdoğan için ikisi de yalnızlaşıyor, ikisi de bir ittifak haline gidiyor yorumları da yapıldı. Ben şuna inanıyorum. Tabii ki Sayın Putin'in üzerine yorumları mutlaka kendi ülkelerinde ona ehliyetli kişiler yapacaklardır. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı şunu söyleyeyim. Biz doğru yaptığımız kadar güçlendiğimiz kadar daha çok doğru yapma ve kabiliyet ve kapasitesine ulaştığımızı gördük. Bunu hep yaşadık. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne oy vermez. Vermemesi de lazım. Yanlış yapıyorsa da vermemesi de lazım. AK Parti yanlış yapıyorsa AK Parti'ye de vermemesi lazım. Ama biz hamdolsun doğru yaptığımız için AK Parti ile beraber bugünlere geldik. Ve yalnızca AK Parti'ye bugün inananlar, AK Parti'nin hükümet içerisinde kalmasını isteyenler, yalnızca AK Parti'ye oy verenler de değillerdir. Anketler AK Parti'nin aldığı oy oranından daha yüksek bir oy oranıyla beraber AK Parti'nin hükümette kalmasını istemişlerdir. Anketler bunu söylüyor. Şimdi biz orada bu tercihi yapmışsak, Türkiye'nin çıkarları, menfaatleri ile alakalı bir tercih yapmışızdır. Türkiye'nin bir projeyi tercih etmesi, diğer bir projeden vazgeçtiği anlamına gelmez. Hem Rusya Federasyonu'yla, hem Amerika Birleşik Devletleri'yle, hem AB'yle, hem Irak'la. Pazar günü biz Irak'la Bağdat'ta bir proje konuştuk. Karadeniz'de Rusya'yla bir proje konuştuk. TANAP yapıyoruz Azerbaycan'la. Amerika Birleşik Devletleri ile yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bir MOU imzaladık. Yani bir ülkeyle enerji anlaşması yapıyor olmamız bir ittifak anlaşması yapıyoruz anlamına gelmez. Gelmez. Kaldı ki biz Rusya Federasyonu ile Suriye konusunda aynı şeyleri düşünmüyor olabiliriz. Yani farklı ülkelerde, farklı konularda aynı şeyleri düşünmüyor olabiliriz. Ama ben hiçbir konunun, hiçbir gerekçeyle bir paralel yapıya dinleme yetkisini verdiğini ve bunun bir makul nokta olabileceğini düşünmem, böyle bir şeye de inanmam, bunun yanlış olduğunu söylemem lazım. Ben 4,5 yıl kesinsiz dinlendiğimi görüyorum şu anda. Niye gücünü şeffaflıktan alan, bu kadar rahat bir politika yürüten bir bakanlıkta, bir hükümette böyle bir şey ihtiyaç hissederiz? Etrafınızda, çevrenizde, çalışanlarınızda fark etmediniz mi? 4,5 yıl diyorsunuz. Ben bunu biraz yakın siyaset tarihini kısmen okumuş, Türkiye'nin insan profilini az çok gören, bilen ve bununla alakalı biraz analiz yapmaya çalışan birisi olarak biz şunu söyledik işin başında. Bunu yalnızca bakanlığa geldiğimizde değil, milletvekilliğe seçildiğimizde de şunu söyledik. Her işimiz şeffaf olması lazım. Açık ve her zaman hesap verilebilir olmamız lazım. Eğer ben sizin yanınızda uygun görmediğim bir davranışı, yalnız kaldığımda da uygun görmemem lazım. Bunlar bizim yetişme tarzımızdan kaynaklanan konular. Yalnızca siyasetten kaynaklanan konular değil. Ama ben aldanmışlık duygusunu da kendime yakıştıramam. Beraber çalıştığımız, beraber oturduğumuz, kalktığımız arkadaşlar tarafından aldatılmayı da tabii ki hoş görmem. Biliyorsunuz Abraham Lincoln'un bir sözü vardır. Herkesi bir kere kandırabilirsiniz, birini her zaman kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Ben işin başındayken telefonlarımın dinlenebileceğini hesap ederek de işe başladım. Ama bu dinleyenleri makul hale getirmez. Bu benimle alakalı bir konu. Ama şunu da tabii takdir etmek lazım. Ben Sayın Putin'le yalnız görüştüğüm zamanlar oldu.
devlet başkanlarıyla, hükümet başkanlarıyla, meslektaşlarımla görüştüğüm çok zaman oldu. Ya kusura bakmayın, eğer ben uygun görseydim siz de o görüşmeyi alırdım. Demek ki uygun değil. Yani ülke açısından, ülkeler arası ilişkiler açısından uygun değil. Bu şuna benziyor. Biz bir sözleşme yaparız. Ticari gizli olan sözleşmeler. İşte doğalgaz fiyatı 100 lira. Siz bilirsiniz ki bu 100 lira. Bunu sizin söylemenizle benim söylemem farklı şeylerdir. Siz basın mensubu olarak dersiniz ki bu gaz 100 liraya alınıyor. Sorarsınız bu gaz 100 liraya mı alınıyor? Ben hayır, bu konuda bir şey söyleyemem derim. Velev ki o rakam doğru bile olsa. O yüzden niçin yani siz aldığınız bilgileri kapı komşunuza mı veriyorsunuz? Herhalde mahallenin muhtarına falan vermek için almıyorsunuz bu bilgileri. Kim için sizi dinleyip de bu bilgileri aldılar peki Sayın Bakan? Bunun benim yaptığım işlerin uluslararası arenada ses getiren işler olduğunu ve ülkemiz adına ülke menfaatlerini ilgilendiren işler olduğu için ben yine uluslararası arena diyorum buna. Başka bir şey demem. Peki. Enerji Bakanlığı, onun öncesinde Sayın Erdoğan'a enerji konusunda yaptığınız danışmanlık, grup başkan vekilliği, yani eşittir 3 dönem bitiyor. Ne yapacaksınız? Mesela Cumhurbaşkanı'na danışmanlık söz konusu olur mu? AK Parti'de yönetimde mi kalacaksınız? Bir planınız? Bu konuyla alakalı milletvekilliğine ben karar vermemiştim. Ya? Davet edilmiştiniz. Evet, bulunmam söylendi. Bundan sonrasıyla alakalı da ben karar vermeyeceğim. Zuhurata tabi olmak, ileriye dönük hesap yapmamak, plan yapmamak, yapmaktan çok farklı sonuçlar doğurmuyor. O yüzden kendimiz için rahat olanı ve gerçekten doğru olanı tercih etmemiz lazım. Bunu hem kendi kafa ve kalp konforu açısından hem de çevremiz açısından bunun doğru olacağı kanaatindeyim. Kader bazen istediğimiz, bazen istemediğimizi zannettiğimiz hadiselerle doludur. İşte bana kalsa ben şöyle yaparım diye çok şeyler söyleriz. Bunların her birisinin kifayetsiz cümleler olduğunu, yetersiz cümleler olduğunu gördüğüm için nasıl denk geliyorsa öyle yaparız. Yarınla alakalı bir şeyimiz de yok. Hayatı hep böyle mi yaşarsınız? Hayatı genelde hep böyle yaşamaya gayret ediyorum. Çok fazla ayrıntılı düşünmeye de açıkçası vaktim yok. Kalbimi de çok meşgul etmek istemiyorum. Ama her zaman söylediğimiz ve hepimizin de yakinen bilip zaman zaman uygulamakta güçlük çektiğimiz bir konu vardır. Sizin makamlarınız, bizim makamlarımız. Her birinin geçici olduğunu söyleriz. Ama bunlar gerçekten geçici makamlar. Yani biz buralarda sürekli durmayacağız. Kaldı ki AK Parti içerisinde hamdolsun çok iyi yetişen arkadaşlarımız var. Milletvekili arkadaşlarımız arasından bakıyorum. Böyle cevval, genç, birikimli, iyi okumuş, iyi tahsil görmüş. Siyaset de aynı şekilde iyi okuyacak arkadaşlarımız var. Onların önünü aşmak lazım. Ve bu manada artık insanımızın kendini aşmayla alakalı noktayı da mutlaka o yolu geçmesi lazım. Yani biz bu makamlar şerefli makamlar ama bu makamlar bize bir şey katmayacak. Biz bu makamlara bir şeyler katacağız. O yüzden bizden sonraki gelecek arkadaşlarımızın ben bizden daha az başarılı olacağına inanmıyorum. Mutlaka daha farklı başarılar katacaklardır. Bıraktığımız noktayı çok daha ileri götüreceklerdir. Kaldı ki yani kadere hamdolsun hepimiz iman etmişiz. Biz yani 3 dönemin sonuna varıp varamayacağımızı da bilemiyoruz. Yani ömür açısından da böyle. Hiçbir. Bu manada Necip Fazıl Kısaküre'nin hikayelerimde çok güzel bir hikayesi var. Onu da inşallah uygun bir zamanda anlatırız. Buyurun efendim lütfen. Tam üstüne denk geldi. Buyurun lütfen. Şimdi varlıklı bir kişiye eski Türk filmlerinde olduğu gibi bir teşhis konur. Doktorlar gelir derler ki siz kansersiniz. Malum 30-40 yıl önce de artık tıbben bizim size yapabilecek bir şeyimiz yok. 6 ay ömrünüz kaldı. Yani bizden bir şey beklemeyin. Gerisini Allah biliyor derler ve gönderirler. O varlıklı kişi karar alır. Malını, mülkünü bir vakfa bağışlar. Temiz havalı bir köyde gider. Hazır bir 2-3 katlı ev alır.
Kendisine hizmet edebilecek yaşlı bir bayan. Yemeklerini yapar. Oturur kitaplarına yığılır ve ahirete hazırlık yapar. Günlük tutar. İşte 5 ay 29 gün kaldı. 5 ay 28 gün kaldı. İşte 4 ay 10 gün kaldı. Bir yandan okur, bir yandan ibadetini yapar. İşte 3 ay 9 gün kala yukarıdan inerken ayağa takılır ve merdivenlerden yuvarlanır, beyin kanamasından vefat eder. Halbuki doktorlar ona 6 ay ömrü kaldığını söylemiştir. O yüzden bizler ileriye dönük, bakın bu ya nasıl bir hikaye diyenler olabilir dinleyenler arasında, ama bu o kadar gerçekçi bir şey ki. Hayatımızın her noktasında bununla alakalı yaşadığımız çok fazla örnek vardır. Bunun kadar gerçekçi hikaye her zaman yazılmıyor. Çok doğru. O yüzden biz biraz ileriye dönük hesap yapmayalım. Bugün yaşadık. Tamam. Şimdi. Bugünle alakalı hesaplarımızı yaptık. Yani Allah bilir. Bakalım ne olacak. Tamam. Biz bugünden sorularla devam edelim. Eyvallah. Sayın Bakan. Şimdi bugünün sıcak meselelerinden biri de şu. Diyarbakır'da insanlar elektrikleri kesiliyordu. Şimdi de suları kesiliyor. Zira DEDAŞ, Dicle Elektrik diyor ki belediyeye borcunuzu ödemediniz. Gidiyorlar şehre su pompalayan pompanın elektriğini kesiyorlar. Bu akşam Balçık İlter'in yayında da Habertürk'te hem DEDAŞ yetkilisi hem Gülten Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı yayına katıldı. Her ikisi dedi ki işte ben haklıyım, biz haklıyız. Kim haklı? Diyarbakır, yani nihayetinde Diyarbakır insanları mağdur oluyor. Diyarbakır'da kim haklı? Şöyle. Veya sorun nasıl çözülecek? Büyük resme baktığımızda ortada hoş olmayan, tasvip etmediğimiz ve rahatsızlık uyandıran bir durum var. Ana resim bu. Bunun giderilmesi lazım. Nasıl giderilecek? Öncelikle biz buraları özelleştirdik. Özel şirketten biz her ay düzenli parasını alıyoruz. Kullandığı elektriğin parasını alıyoruz. O da alacaklarını tahsil etmek istiyor. Ben altını kalın çizgilerle çizerek ve bu noktanın atlanmaması lazım geldiğine inanarak şu cümleyi kullanacağım. Zamanında borcunu ödeyen ve borcu olmayanları tenziyen söylüyorum. Ödeme kabiliyeti olmayanları da tenziyen söylüyorum. Ama parası olduğu halde ödemeyenlerden dolayı oluşmuş bir sıkıntıdır bu. Belediye, bu şahıslarla alakalı kısım. Belediyelerle alakalı kısım da belediyelerin tahakkuku kesinleşmiş borçları var. Ve bu borçları mutlaka ödemeleri gerekiyor. Alacağı olan şirketin de bunları alması lazım. Gülten Kışanak diyor ki varsa borcumuz verin mahkemeye alın diyor. Bizim size borcumuz yok diyor. Ama şöyle ben benden önceki belediyelerin borçlarını kabul etmem demiş. Ben izlemedim. Mecliste nöbetçiydim Türkiye Büyük Meclisi'nde. Ancak şu var. Ben diyorum ki o sebepten bu sebepten gelip kazılmış, o ben burada su borularını kontrol etmek için kazdım denmiş. Şimdi bu şuna benziyor. Hani buraya Ahmet gelmemiştir ve buraya para gömmemiştir. Daha sonra bir tabela asılıyor. Buraya Mehmet gelmemiştir ve buradan para almamıştır'a benziyor bu. Başka bir konunun arkasına sığınmamak lazım. Orada Dicle Elektrik'in, DEDAŞ'ın büroların önü, büroları mühürlendi ve önleri kazıldı diyelim ki. Hizmet edemezler. Bu doğru olmaz. Şimdi biz tabii ki bu manada Çevre Bakanımızla beraber o belediyeler için yapılabilecek neler vardır. Ama fiili durumda bu özel sektörün omzunun taşıyabileceği bir yük olarak kalmaz. Özel sektör o yükü taşıyamaz. Ya ben bunu objektif olarak söylüyorum. Belediyeler o borç ödeme kabiliyetleri için hatırlarsanız yapılandırmada bulunmuştuk. Dedik ki siz ne kadar zamanda ödersiniz bunu? 15 ayda. 25 ayda ödeyin. 30 ayda ödeyin. Hatta 36 ayda ödeyin dedik. Ama sonuçta bunu ödeyin. Bir kısım belediyelerimiz, AK Partili olabilir, hangi partiden olursa olsun. Yani benim böyle bir ödeme kabiliyetim yok diyor. Bir kısmına baktık gerçekten yok. Yani çok eskiden birikmiş borçlar var. Bunlarla alakalı açıkçası ben Bakanlar Kurulu'nda da bilgi arz etmeyi düşünüyorum. Pazartesi günü. Ortada Diyarbakırlı vatandaşlarımızın
veya elektriği kesilen herhangi bir belediyedeki vatandaşlarımızın mağduriyetini bir şekliyle önlememiz lazım. Araya gireceksiniz yani. Ama bakın, ara bulacaksınız. Vatandaşımıza düşen bir vazife var. Zamanında faturasını ödemek. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar bütün illerimiz için söylüyorum. Yalnızca Diyarbakır için değil. Ankara için de söylüyorum. Herkes bu vatandaşlık borcunu da bu manada ödemesi lazım. Bir ev başına ortalama 54 TL fatura geliyor bugün Türkiye'de. Ha, size 254 TL gelebilir, bana 40 TL gelebilir. Ama Türkiye'nin ortalaması hatta 58 TL. Şimdi bu parayı bizim ödememiz lazım. Çünkü biz 12 yıl öncesi AK Parti hükümetlerinin göreve başladığı, bu ülkenin idaresine irade koyduğu zamandan bu yana biz alım kabiliyetini tam iki katına çıkarttık. Hem doğalgazda hem de elektrik faturalarında. Yani asgari ücretli birisi 12 yıl öncesine göre tam iki kat daha fazla elektrik alabiliyor. Demek ki bu manada olumlu bir iş yapmışız. Şimdi belediyeler kabiliyetlerini ortaya koysunlar. Özel şirketlere biz bir kez daha söyleyelim. Onların borç yapılandırılmasını ben ödemek istiyorum. Şu anda param yok. Bana taksit yapın diyenleri taksitlendirsinler. Bunu biz özel şirketlere de söyleyeceğiz. Ama mutlaka vatandaşlarımıza suyunu kullanabileceği, elektriğini kullanabileceği bir ortam oluşturalım. Bize düşen görevler var, belediyeye düşen görevler var, vatandaşımıza düşen görevler var. Diyarbakır özelinde şunu anladığımız doğru mu? Diyarbakır Belediyesi borcunu ödesin, DEDAŞ da elektriği açsın. Açsın veya yapılandırsın, ben ödeyeceğim desin. Ben bunu şu şekliyle ödemek istiyorum, bana kolaylık gösterin. Ödemek istiyorum desin, o da mutlaka kolaylık göstermek zorunda. Dediğim gibi bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını ve vatandaşlarımızın da sıkıntıya düşmemeleri lazım geldiğini bir kez daha söylüyorum. Diyarbakır dışında zaman zaman elektriklerin kesildiği yerler, bölgeler oluyor. Bunlar tasarruf amaçlı mı? Şöyle, tasarruf amaçlı elektrik kesilemez. Böyle bir hak yok. Hı hı. Ne orayı işleten şirketin ne de bir başka grubun. Zaman zaman elektriği kesilen yerlerden mesela köy yolları kapananlar var. Trafolarda kısmen patlamalar, çatlamalar olabiliyor. Kablolarda mesela geçen gün açıkça neyse şehrini söylemeyeyim. 8 tane trafonun yağı çalınmış. Şimdi bu doğru değil. Şimdi olumsuz kış şartlarından dolayı atmosferi açık işletmelerin, yani düşünün, Türk Hava Yolları seferlerini iptal edebiliyor. Feribot seferleri iptal oluyor. Okullar tatil olabiliyor. Akhisar Karayolu kapanabiliyor, İzmir Akhisar yolu. Son 61 yılın falan soğuğu şurada oluyor. Bolu Ankara Karayolu kapanabiliyor. Elektrik direklerine bir şey olmuyor. Böyle bir şey yok. Kendimize gerçekçi olalım. Bahar muamelesi yapmayalım. Çünkü biz kış ayındayız. Ama Türkiye'nin arz güvenliği ile alakalı, elektrik üretimi ile alakalı hamdolsun hiçbir problemi yoktur. Hatta fazlamız vardır. Önemli olan bunların 1 milyon 200 bin kilometrelik, tekrar söylüyorum, 1 milyon 200 bin kilometrelik iletim ve dağıtım hattından yerlerine ulaştırılması konudur. 1,5 metre karın yağdığı yerlerde bazı direklerin yıkıldığını ve hatların zarar gördüğünü gördük. Önemli olan bunlara hızlıca müdahale etmektir. Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan sebeplerin olduğu yerleri de tek tek takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Bütün sorularımıza cevap alıyoruz ama size uzatılan mikrofonlarda ilk sorulan soru, elektrik ve doğalgaza indirim var mı sorusudur. Bunu da sormadan geçmeyelim. Şöyle, bu indirimi tabii biz 6 yıl önce 2008 Kasım ayındaki fiyatla satıyoruz şu anda doğalgazı. Biz bu indirimi daha önceden yapmışız demektir bu. Yani ham petrol varil fiyatları 50 dolarlara, 45 dolarlara düşmeden önce şu anda bizim endeksimize göre 50-55 dolarlar bazını sürekli uygulamışız ortalamada. Yani biz daha önceden indirim yapmışız. İndirimi peşin yapmışız. Peşin yapmışız çünkü BOTAŞ, bunu bütün vatandaşlarımız, sanayicilerimiz de biliyorlar, aldığı fiyattan daha düşük fiyatta sattı. 10 liraya aldı, 9 liraya sattı. Yani bu indirimi daha önceden yaptığı anlamına gelir. Peki. Şu anda bizim gümrüğe, maliyeye 6 milyar
civarında bir borcumuz var. Bakanlık olarak. BOTAŞ olarak. BOTAŞ olarak. Onu inşallah ödemeyi düşünüyoruz. O da zaten komple vatandaşımıza dönen paradır. Rusya'dan bir %6 indirim müjdesi almış idik. Evet. %15 beklentimiz vardı. Netleşti mi? Oldu mu? Rakam ben belirtmedim. Az önce de bunun şeyini uyarısını yapmıştınız ama. Rakam belirtmedim ama daha fazlası olsun istiyoruz. Bir müzakeredir. İki seans yaptık. Üçüncü seansı da önümüzdeki hafta inşallah yapacağız. Ondan sonraki sonucu inşallah kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. Yakın mıdır zaman efendim? İnşallah yakındır. Peki. Şimdi bu petrol fiyatlarının gevşemesiyle gaz fiyatlarında bir düşüş var. Yani yıl sonu itibariyle, yanlışsa düzeltin efendim, 1000 metreküp doğalgaz 410 dolar. Bu yeni dönemde petrol fiyatları bu düzeyde kalırsa bu rakam 300 dolara kadar düşer mi veya bu tüketiciye yansır mı? Ben rakamları söylemeyeyim ama genel olarak şunu söyleyeyim. Ham petrol, varil fiyatları düşerse, ki düştü, bundan sonra da düşebilir. Kısmen yükselebilir. Bu konuda çok muhtelif fikirler var. Doğalgaz fiyatları 6 aylık faz farklarıyla beraber düşüyor. Çünkü petrol fiyatlarına endeksli bir formül var elimizde. Bu bizim ilk defa, BOTAŞ'ın özellikle son 12 yılda ilk defa aldığı fiyatın daha altına düşme imkanı var. Veya tersi bir ifadeyle sattığı fiyattan daha aşağıya düşme imkanı var maliyet olarak. Hani biz aldığımız fiyattan daha aşağı satıyorduk zaten ya. Satıyoruz. Şimdi tam tersi olma ihtimali var. Bu bir artı değer oluşturacaktır. Fakat bu vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize daha fazla gaz kullanmayı veya benzin, mazot kullanmayı getirmemesi lazım. O israfa girer. Normalde bunun bir değeri var, o değerinden satılacak. Ama 1-1-2015'ten itibaren, yani bu ayın başından itibaren bu fiyat mekanizmaları devreye giriyor. Bundan önce girmemişti. 6 aylık faz farklarıyla olduğu için. Halbuki petrol fiyatları son 6 aydan bu yana, hatta 7. aya girdik, 7 aydan bu tarafa indirimli satılıyor. Ve vatandaşlarımız benzinliğe gittiğinde bir pompa istasyonunda normalde 255 litrelik bir depoyu şu anda 55 TL daha aşağıya doldurabiliyor. Vatandaşımızın gelirinin artması ne kadar önemliyse giderinin azalması da o kadar önemli. Bu fark 7 milyar dolara ulaştı. Dünyadaki ham petrol varil fiyatlarının düşmesiyle beraber 975 milyar dolar kaybetti üretici ülkeler. Karlarından veya cirolarından. Birisi kaybetmişse mutlaka birileri kazanacaktır. Bizim gibi tüketici ülkeler de kazandılar. Herkesin kendi tükettiği pay nispetinde kazandılar. İnşallah benim ümidim şu ki, temennim de odur. 2015 yılını bu fiyatlarla veya daha düşük fiyatlarla geçiririz. Tasarruf miktarı benzin istasyonları itibarıyla yalnızca vatandaşımızın kullandığı araçlardan dolayı 13-14 milyar dolarlık bir tasarruf söz konusu. Yani 30 milyar TL, 32 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Yani her bir 18.8 milyon adet aracımızın faydalanacağı bir husus. Bu otomatik fiyatlama mekanizmasıyla beraber yapılıyor. Doğalgazda da inşallah maliyetlerimizin gerçek noktaya inmesini sağlamış olacağız. Bu da Türkiye açısından önemli bir konu. Bir bu kadar daha önemli olan bir şey var. Biz ham petrol varil fiyatlarını 10 dolara olsun isteriz. 10 dolara kadar daha düşsün isteriz. Ama üretici ülkelerinde bunu sürdürülebilir hale getirmesi bir o kadar önemli. Yani dünyanın hem arzı düşmemesi lazım. Arz düşerse fiyat yükselir. Hem de bunu sürdürülebilir olması lazım. O açıdan bunların her birisini değerlendiriyoruz. Umarız. Rusya'yla yürütülen Türk Akımı Doğalgaz Projesi'nde güzergah belli mi? Bir ilerleme var mı? Somut bir şey? Şöyle, malum Karadeniz'i doğudan batıya doğru uzunlamasına geçen bir boru hattı olacaktı bu. Bulgaristan'dan girip oradan Avrupa'ya geçecekti. Fakat malum sebeplerden dolayı işte Ukrayna krizi, AB ile yaşanan siyasi krizler, sanctionlar, yaptırımlar derken
Sayın Putin'in açıklamasıyla beraber bunun Türk akımına dönüşmesi lazım geldiğini söyledi. Türkiye açısından, Türkiye burada en avantajlı ülkelerden bir tanesidir. TANAP projesini devam ettirecek inşallah. Orada da çok iyi gelişmeler var. Boruları ihale ettik. İşçiliklerini ihale ettik. Kamulaştırmalar, 700 kilometrenin kamulaştırması bitti. 100 milyon euro civarında orada bir kamulaştırmaya para harcıyoruz falan, böyle para harcamalar başladı. Ama Türk akımı dediğimiz Trakya içerisinde şu anda projenin bütün detaylarını henüz çalışamamış olduğumuz ama hem Akdeniz piyasasına hem de dünya piyasasına belki bir LNG tesisiyle beraber de aktarılabilecek. Yunanistan sınırına bor hatlarının getirildiği, Türkiye'nin ihtiyaçlarının birinci elden karşılandığı ve Avrupa Birliği ve ülkelerinde doğal gazdaki problemlerin çözümü adına önemli bir proje olduğunu hep beraber göstermiş olacağız. BOTAŞ ve Gazprom olarak çalışmalara başladı. Bir proje daha, az önce de söylediğiniz hafta sonu oradaydık. Kuzey Irak'tan gelecek olan gaz. Ne zaman gelecek ama bunu bir de şu tarafını da sormak isterim. Bu dinlemeler sürecinde siz ya bakanlığınızın özellikle Kuzey Irak'tan gelecek veya alacağımız gazla da ilgili ilintili olduğu iddia edilmişti. Doğru. Bize bu projeyi yapmayın diyen ülkeler oldu. Kuzey Irak projesi. Evet. Şimdi Kuzey Irak şu açıdan çok önemli. Biz Bağdat'la yaptığımız anlaşmalar ve Erbil'le yaptığımız sözleşmelerle beraber Irak'ın tamamına, Irak halkının tamamına bütün kabiliyetlerinin normalleşmesi adına, Irak'ın normalleşmesi adına bu imzalar atıldı. Şimdi bizim Irak'ın iç işlerine müdahale gibi bir başlık söz konusu olabilemez. Böyle bir şey doğru değil. Kaldı ki tam tersi, Irak Anayasası neyi vaaz ediyorsa Türkiye ona yalnızca saygı göstermek değil, aynı zamanda itina göstermek zorundadır. Çünkü komşumuzdur, kardeşimizdir ve Irak bizim ayrılmaz önemli bir yapı taşımızdır. Irak bizim için nasılsa biz de Irak için öyleyiz. O yüzden bu dinlemelerin önemli bir kısmının, açıklıkla ifade ediyorum, Kuzey Irak'la da alakalı olduğunu, İran'la, Rusya'yla ve geliştirdiğimiz 26 tane ayrı ülkeyle geliştirilen projelerle alakalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kuzey Irak'tan bazı ülkeler gaz almayın dedi dediniz. Neden? Şöyle, bu işleri yapmayın. Biz de şunu söyledik. Niçin yapmayalım? Yanlış mı? Yok, hayır, doğru bir iş. Doğruysa niye biz yapmayalım? Soru çok net ve kısa. Biz Türkiye'nin kabiliyetlerini doğal gazla alakalı bütün ülkelerin temel strateji ve planlarında şu yatar. Eğer bir kaynağı, bir primer enerji kaynağını ithal ediyorsanız veya kendi ülkenizde üretiyorsanız, ülke çeşitlendireceksiniz, güzergah çeşitlendireceksiniz ve kaynak çeşitlendireceksiniz. Yani Azerbaycan'dan bize Bakü, Tiflis, Erzurum boru hattıyla doğalgaz geliyor. Biz bir de TANAP'la gelsin diyoruz şimdi. Bakın, aynı ülkeden iki ayrı güzergah. İki ayrı ülke sayalım, Azerbaycan'dan ve Rusya'dan. Şimdi Katar'ı kattık. Yani 6'ya 7'ye 10'a çıksın tedarik ettiğimiz ülkeler. Niçin? Bir olmazsa diğerinden devam ederiz diye. Aynı zamanda kaynak çeşitlendireceğiz. Irak bunun istisnası değildir. Türkiye Venezuela'da petrol projeleriyle alakalı konuşmuşsa, Kolombiya'da doğal gazla alakalı konuşmuşsa, kusura bakmayın, bizim 200 kilometre ilerimizdeki Kuzey Irak'la alakalı, Irak'la alakalı da biz proje geliştiririz. Biz siyasi sınırları sabit kalmak kaydıyla ekonomik sınırlarını geliştiren, genişleten bir ülkeyiz. O yüzden bunların makul karşılanması lazım. Bu dinlemeler Kuzey Irak, İran ve Rusya ile ilgili dediğinize göre dinleyen taraf bizim dağ batımız mı oluyor? Her ülke bir ülkenin doğusundadır veya aynı şekilde diğer ülkelerin batısındadır. Ama bizler, Türkiye önemli bir ülkedir. Türkiye coğrafyasından kaynaklanan avantajları kullanabilen,
Ve bu manada proaktif çalışan, edilgen politikalarla yönetilmeyen, ne söyleyecekler bir dinleyelim demeyen ama dünya dengelerini de çok iyi bilen bir ülkedir. Çünkü Türkiye AK Parti hükümetlerimiz zamanında yalnızca ekonomisiyle, siyasetiyle ve idaresiyle değil, aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, sezgileriyle, sağduyusuyla, hatta basireti ve ferasetiyle beraber de büyümüştür. Yani Türkiye'nin idarecileri hamdolsun bu noktaları aşabilecek hale gelmiştir. Bu ister istemez fark edilecek. Yani Türkiye'nin güçlenmesini herkes Türkiye'de yaşayanlar kadar istemiyor olabilirler. Ama bizim görevimiz de güçlenmesini sağlamak. Hedeflerimiz çok açık. İlk 10 ülke arasına girmek ve dünyayı kendi karşımızda daha da küçültmek. Umarız. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Yayınımıza katıldığınız hem de ev sahipliği yaptığınız için. Siz de hoş geldiniz. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. Evet, bugünkü özel röportajda konuğum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'dı. Ben sordum, kendisi cevapladı. Değerlendirme kanaat hiç şüphesiz sizlerin efendim. Bir başka özel röportajda yine huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.